Herkese merhaba. Bu eğitim videomuzda yata yara, düşe yaradan sonra Excel'in son sürümlerinde gelen bir yenilik olan ve hayatımızı gerçekten kolaylaştıran XLOOKUP yani Türkçesiyle çapraz ara formülünün kullanımını gösteriyor olacağım. Bu formül gerçekten çok daha esnek, geniş büyük tablolarda aradığımız veriyi çok daha kolay yoldan bulabilmemizi sağlayan bir formül. Yata yara ve düşe yaranın VLOOKUP ve HLOOKUP'ın daha gelişmiş bir versiyon olarak çıktığını söyleyebilirim. Daha önce düşe yara fonksiyonunda formülünde gösterdiğim, kullandığım tablonun aynısını kullanacağım bu dosyada da. Burada VLOOKUP'tan en bariz değişiklik aradığımız değerin en baştaki satırda olmasının zorunlu olmadığı bir formül bu. Yani bir tablo içerisinde istediğimiz sıradaki, satırdaki veya sütundaki bir değerin karşısındaki değeri çok daha kolaylıkla bulabiliriz. Örneğin VLOOKUP'ta düşe yara formülünde Türkiye'nin başkentini aratırken Türkiye'nin en başta bulunması gerekliydi. Şimdi ise alanı 783 bin metrekare olan ülkenin başkentini de aratabiliriz. Yani hücrenin sağındaki değerleri de aratabiliyoruz bu şekilde. Şöyle diyelim örneğin bir en büyük şehri aratmıştık diğer formülümüzde, diğer videomuzda hatırlarsınız belki. En büyük şehir. Ben şimdi buraya en büyük şehir yazdığım zaman, örneğin Londra yazdığım zaman karşısında bu şehrin ait olduğu ülkeyi bulmak istiyorum. Örneğin yazalım, Berlin yazalım. Berlin yazdığımda buraya doğal olarak bir Almanya yazmasını isteyeceğim. VLOOKUP'ta tekrar ifade edeyim. Almanya yazdığımızda bunun başkentini söylerken, burada Berlin yazdığımızda Berlin'in nerenin başkenti olduğunu söylüyor olacak. Formülün bu sefer kullanımını şuradan yazacağım. Daha önceki videomuzda formül fonksiyon çubuğundan yapmıştım. XLOOKUP yazıyorum. Yazarken bir kısa yol olarak şöyle söyleyeyim. Zaten yazmaya başladığınız zaman aşağıda çıkıyor oluyor ilgili formül. Uzun uzun yazmanıza gerek yok. Çıktığı anda shift tuşuna bastığınız zaman zaten doğrudan formülü yazıyor olacak. Şimdi koyu harflerle zaten gösteriyor burada. Arada noktalı virgül var benim Excel'imde. Bazı Excel'lerde virgüldür bu. Ona dikkat edebilirsiniz. Lookup value aradığım değer Berlin. Tıklıyorum. Noktalı virgül yaptıktan sonra görüyorsunuz koyu karakter oldu. Lookup array bu Berlin'i nerede aradığımla ilgili. Berlin şu satırda, özür dilerim bu sütunda. Bu sütunu baştan aşağı seçiyorum veya yine diğer yöntem olarak buradan da seçebilirsiniz. Ben kolaylık açısından buradan seçiyorum. Yine noktalı virgül. Bulduğum burada Berlin'i bul. Karşısından hangi değeri getirmesini istiyorum? Dediğim gibi ülkeyi getirmesini istedim. Ülke de burada. Başkent deseydim burayı seçecektim. Niye noktalı virgül koyuyorum? Eğer bulamazsa bir şey yazdırabilirsiniz. Bulamazsa boş bıraksın derseniz bu yapar. Bulamazsa tire bıraksın derseniz bunu yazın. Bulamazsa bulunamadı yazsın derseniz böyle bir ifade yazın tırnak içerisinde. Veya metin yazmak istemiyorsunuz. Bulamazsa sıfır yazsın. Herhangi bir şey. Ben boş bıraksını veya tire çeksini kabul ediyorum. Genelde kullanıyorum. Daha sonra match modda birkaç tane değer var. Bunları detaylı olarak daha sonraki başka videolarda anlatacağım. Ben burada sadece şu anda sıfırı kullanıyorum. Sıfır demek Berlin varsa bir değeri getir. Berlin'in yakınlığı veya farklı bir şey değil. Doğrudan tam olarak Berlin'le eşleştiren değeri bulmasını istiyorum. O yüzden yine sıfır koyuyorum. Ondan sonra noktalı virgül search moduna gerek yok. Genelde kullanılmasına da gerek yok. Basit Excel'lerde. Kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi Berlin Almanya olarak geldi. Buraya Ankara yazdığınız durumda çıkmayacak. Göreceksiniz. Çünkü Ankara burada yok biliyorsunuz. Ben yine de bir yazayım. Göstermiş olayım. Ankara'nın değerinde çünkü en büyük şehir diye bir değer yok Ankara'da. Eğer başkentlerde aratıyor olsaydım bulacaktı. En büyük şehir olarak İstanbul yazdığım durumda gelecek. Tabi buraya farklı şeyler de yazabilirsiniz. Roma yazalım. Kopyala yapıştır. Veya Berlin yazalım.
daha önceki videomda gösterdiğim gibi Ctrl D, Ctrl D tuşlarını aynı anda bastığınız zaman üstteki formülü kopyalıyor olacak. Burada farklı şeyler de tabii ki deneyebilirsiniz. Örneğin nüfusu en küçük olan ülkeyi getirelim yine. Veya nüfusu en küçük olan ülkenin alanını getirelim. Şöyle yazayım. Nüfusu en az olan ülkenin yüz ölçümü diyelim. Yüz ölçümü kaç metrekaredir diye bir soru geldi örneğin. Ya da tablomuzda bir değer arıyorsunuz. Nedir? Şöyle diyeceğiz. Öncelikle yine xlookup. Xlookup aradığım değer ne bu sefer? Aradığım değer minimum, yani en az dediniz. Buradaki en küçük değer. Bunu kilitliyorum. Minimum aradığım değer bu. Muhtemelen burada hangisi var? Evet, şu Danimarka'yı getirmesini bekleyeceğiz şu anda. 5.700.000'de en az bu var. Bunu nerede arasın? Burada arasın. Yine kilitliyorum. Bulduktan sonra biz ne demiştik? Alanını getirsin. Yine bura alanı seçiyorum. Bunu da kilitliyorum. Bulamazsa boş bıraksın ve 0 exact match yapsın. Kapattığımız zaman tabi burada biçimini görüyorsunuz. Tek başına böyle bir şey ifade etmiyor ama bu işin yüz ölçümü, yani sorumuzun cevabı 43.094 ile gördüğünüz gibi bu. Buraya ülkesini getir deseydik, şöyle tıklayıp formülü kolaylıkla şöyle çekebilirsiniz. Dediğiniz zaman Danimarka'yı görüyor olacaksınız. Bu çok kolaylıkla birçok şekilde arttırılabilen, varyasyonlarla yapılabilecek bir işlem olur. Burada nüfusu en az olanı dedik. İşte alanı en büyük olan, ortalamada alanın en büyük olan başkenti getir. Nüfusu en çok olan ülkeyi getir. Nüfusu en çok olan ülkenin en büyük şehrini getir tarzı arttırabilirsiniz tabii burada. Gördüğünüz gibi xlookup VLOOKUP'tan daha fonksiyonel. VLOOKUP gibi de kullanabileceğiniz bir formül. Aynı şeyi VLOOKUP'la yapmak isterseniz VLOOKUP'un mutlaka aradığınız değerin en başta oluyor olması lazım. Yani seçtiğiniz alanın en başında oluyor olması lazım. Ama xlookup'ta herhangi bir sütundaki değeri kolaylıkla arayıp bulabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.